Merhaba arkadaşlar. Bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Neden Sadece İsa'ya İnanmamız Gerekir adlı hikayemizi anlatacağım. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Galatyalılar 1. bölüm 8. ayette geçer. İster biz, ister gökten bir melek, size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse lanet olsun ona. Galatyalılar 1. bölüm 8. ayet. Arkadaşlar, Elçi Pavlus'u tanıyor musunuz? Kendisi İsa'ya iman etmeden önce imanlıları tehdit eden bir Yahudiydi. İmanlıları tutuklayıp Yeruşalim'e götürmek için Şam'a giderken İsa ona göründü ve Pavlus bu olay üzerine iman etti. Yaşamını müjdeyi duyurmaya adadı. Çeşitli yerlerde müjdeyi duyururken kiliselerin oluşmasını sağladı. Bir gün Galatya Kilisesi'nden üzücü bir haber geldi. Galatya Kilisesi, Pavlus'un yaptığı ilk müjdeleme yolculuğunda kurulmuş bir kiliseydi. Pavlus, birinci yolculuğuna Hatay'dan başlayarak Kıbrıs'a, Antalya'ya, Konya'ya, sonrasında Ankara bölgesine uğramış ve birçok kişiye İsa Mesih'in kurtarıcı olduğunu duyurmuştu. Pavlus gittiği yerlerde, "Kardeşlerim, hepimiz günah işledik. Günah yüzünden ölüm cezasını hak ettik ve günah yüzünden cehenneme gidecektik. Ama bizi seven Tanrı, bağışlanmamız için İsa Mesih'i gönderdi. O çarmıhta bizim yerimize öldü. İsa'ya iman edersek tüm günahlarımız bağışlanır ve sonsuz yaşama kavuşarak cennete gidebiliriz. Günahtan kurtulmak için sadece İsa'ya inanmak yeterlidir," diyordu. Bunu duyan birçok kişi İsa'ya iman etmeye başladı. İsa'ya iman edenlerin çoğu kutsal yasanın gereklerini yaparak aklanacaklarını düşünüyorlardı. Fakat yasanın gereklerini yapmak kolay değildi tabii. Bu yüzden Pavlus'un bahsettiği kurtuluş onlara çok kolay gelmişti. Çünkü sadece İsa'ya inanarak aklanıp cennete gideceklerdi. Bunun üzerine Galatya'daki birçok kişi İsa'ya inandı. Bu şekilde Galatya'daki kilise büyümeye başladı. Pavlus öğrencileri ruhça pekiştirdi ve imana bağlı kalmaları için onlara cesaret verdi. Bu yaptıklarından sonra başka yerlerde müjdeleme yapmak için oradan ayrıldı. Fakat kısa zaman sonra bir sorun ortaya çıktı. Pavlus başka yerleri dolaşarak müjdelerken Galatya'daki kiliseye Yahudi kökenli birkaç imanlı gelmişti. Bu imanlılar Pavlus'un duyurduğu müjdeden farklı bir müjde öğretmeye başladılar. İnsanlara şöyle diyorlardı: "Kardeşlerim, aklanmak için kutsal yasanın gereklerini yerine getirmemiz gerekir. Yoksa kurtuluşunuz mümkün olmayacak. Gelin mantıklı bir şekilde düşünelim. Nasıl sadece İsa'ya inanarak aklanıp cennete gidilebilir? Öyle değil mi? Bu imkansızdır." Bu şekilde bir öğretişte bulunuyorlardı. Yahudi imanlılar adeta yasa ile kurtuluşun bir karışımını hazırlayıp yeni bir inanç ortaya çıkartmak istiyorlardı. Aralarından bazılarıysa Pavlus'la ilgili şöyle dediler: "Pavlus nasıl elçi olabilir? Onu elçi olarak kim çağırdı? Kendisi İsa ile birlikte olmak bir yana, İsa göğe çıktıktan sonra imanlıları tutuklayıp öldürmeye kalkışmıştı. Böyle bir kişi nasıl elçi olabilir? Bu adamın öğretileri tamamen yanlıştır." Böylece Galatya'daki kilisede büyük tartışmalar
ve bölünmeler başladı. İnsanlar Pavlus'un bahsettiği kurtuluşun mümkün olup olmadığı konusunda birbirlerini sorguluyorlardı. Galatya'daki kilisenin sorunlarıyla ilgili haber ulaşınca Pavlus kederlendi. Fakat o anda hemen oraya gidecek imkanı yoktu. Bunun için bir mektup yazıp göndermeye karar verdi. Bu mektuba bugün Galatyalılar mektubu diyoruz. Pavlus mektubunda şöyle demiştir: "Kardeşlerim, yaydığım müjdenin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum. Çünkü ben onun insandan almadım. Kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı. Tekrar söylüyorum, aklanmak için sadece İsa'ya inanmak yeterlidir. Sadece imanla kurtulur. Bir kimse İsa'nın müjdesinden ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun. Ben insanlardan korkmuyorum. Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım." Elçi Pavlus yazdığı mektubu Galatya'daki kiliseye gönderdi. Pavlus'un mektubunu okuyan imanlılar, insanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, sadece İsa Mesih'e iman ederek aklandığına kesin olarak inanmaya başladılar. Elçi Pavlus, Tanrı'nın sözünü doğru öğretmek konusunda kimseden korkmadı ve Tanrı'nın müjdesinin doğruluğunu korumak için de kimseyle uzlaşmadı. Amacı insanları değil, Tanrı'yı hoşnut etmekti. Bizler de zaman zaman Galatya'daki imanlılara benzer bir duruma düşebiliriz. Günümüz dünyasına baktığımızda çok sayıda sahte peygamberler ve tarikatın oluştuğunu görüyoruz. Bu tarikatlar farklı bir İsa Mesih'i müjdelemekteler. Dolayısıyla hiç şüpheye yer bırakmadan sadece İsa Mesih'e inanarak aklandığımızı ve kurtulduğumuzu mutlaka bilmeliyiz. Sevgili arkadaşlar, kutsal yasanın gereklerini yerine getirerek aklanmak mümkün olsaydı İsa Mesih boş yere ölmüş olurdu. Bu yüzden Tanrı'nın tasarladığı kurtuluşun yasayı yerine getirmekle değil, sadece iman aracılığıyla lütufla gerçekleştiğine emin olalım. İyilik yaparak ya da dindar olarak asla kurtulamayız. Kurtuluşun tek anahtarı İsa Mesih'tir. Son olarak Galatyalılar 2. bölüm 20. ayette Pavlus'un söylediği şu sözlere bakalım: "Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum."